En azından buradan mutlu ayrılacaksın. Sağ olun. Allah tabii razı olsun. Tabii ki kızım. Allah şimdi razı bazen, olsun. Bazen ya o kader, kısmet o kadar önemli ki siz pazartesi gelmiştiniz değil evet mi? Evet. Yani tüm işlemlerin hızlılığı, her şeyiyle o kadar da işimiz rast gitti ki en azından bugün seni evladınla kavuşturabildik. Evet. Dün gece de onunla beraber uyuyabildin. Evet. Şimdi senin gibi bir anne daha var. Sevgili seyirciler, biz sahnenin bu tarafında, Şeyma tarafında bu iki yıldır hem boşanma sürecini hem de evladı ile ilgili yaşadığı süreci tanıklık ettik. Farklı bir anne var karşımızda, sevgili Songül. O da bir boşanma süreci yaşadı. Çocuğunun velayetini de aldın değil mi Songül'cüğüm? Çocuğunun velayetini de alıyor. 96 yılında evleniyor Muhittin Bey'le. 2004 yılında da boşanıyorsunuz, resmen boşanıyorsunuz. Çocuğunuzun velayet hakkı sizde. Siz çocuğunuzla beraber yaşıyorsunuz. Baba boşandıktan sonra çocuğu yanına alıyor. Hatta velayetin değiştirmesi konusunda da dava açıyor. Bu süreçte velayet davasında evladı Mesut Odabaş kendisinden alınıyor ve çocuğu babayla yaşamaya devam ediyor. Kaç yıl oldu evladına hasretsin? 11 yıl oldu. 11 yıl oldu. Evet. Senin onu en son gördüğün yıl ve yaş neydi? 2008'di. 2008'di. Ve yıl 2019. 11 yıldır çocuğunu görmüyorsun. Ki baba velayet hakkını da alsa senin görmen gereken günler vardı. Aradım, görüşmek için çocukla konuşuyordum. Ankara'dayız anneciğim, iyiyim dedi. Babaannem geldi, telefonu kapattı. Bir daha görüşemedim. Yani babaannem geliyor diyerek kapattı telefonu. En son 2008 yılında evet mı görüştün? Sonra evladını bulmak için mücadele ettin ettim mi? Aradık ama bir türlü bulamadık. Babanın izi Ankara Keçören'de görünüyor. Ama çocuğa ait hiçbir iz yok. Bulamadım yani. 11 yıldır da evladını hasretsin. Evet. Bize de 10 yıldır görmediğim oğlumu evet bulmak için onu arıyorum diyerek başvuruda bulundu. Evet. Sana müjdeyi vereyim, oğlunu bulduk. Vallahi mi? Sen oğlunun Ankara'da yaşadığını ve orada olduğuna dair bilgileri almıştın. Fakat evet oğlunun şu anda bir delikanlı. Evet, 21 yaşında yaşıyor. Şu an 20 yaşında yani. Denizli'de yaşıyor ve üniversiteye devam ediyor. Devam ediyor. Ekrana bu monitöre getirmeyeceğim. Şöyle gelebilir misin Songül? Sadece stüdyodaki seyircilerimiz görecek. Şöyle gel. Son halini görmek ister misin evladının? Gel. Evladının 11 yıl sonra ilk defa fotoğrafını görecek sevgili seyirciler. Songül anne. Oo, çok güzel olmuş. Esra Hanım, beni görmek istemiyor mu peki benim oğlum? Onunla ilgili bağları ve bağlantıları sağlayacağız. Biz öncesinde siz ilk başvuru yaptın. Başvuru peki yaptığınızda gerekli araştırmalarımızı yaptık. Esra Hanım, teşekkür ederim. Uzun bir süre. Yani tabii ki bu hikayede kopukluklar var. Var. Hata benim. Suç benim yani. Büyük oğlum diyor ki mesela onun küçük oğlum var. Ortanca oğlum bir daha evlendim. Hani benim abim var. Nerede benim abim diyor. Olsa gelir yanımıza diyor. 11 yıl nasıl durdun Songül? Vallahi aradık ama bir türlü bulamadık yani. Kardeşlerim de aradı, ben de aradım ama olmadı, bir türlü olmadı. Bir yılda da buraya başvuruyorum. Bir yılda buraya gidip geliyorum. Ama bugün netice aldım işte. Hala inanamıyorum. Vallahi. Oğlunun son hali bu. Gerek iletişimleri sağlayacağız. Zaten bizimle Esra berabersin. Esra'nın onu da yapın ne olur. İnşallah. İnşallah. Sadece şunu söyleyebilirim. Yani bu boşanmanın çocukları anne babayı, sadece anne babanın ayrı değil, bu çocukların bu süreçte bir tarafı seçmek zorunda olmaları da çok acı.
Yani burada baba velayeti alabilir, velayethanede de olabilir ama o çocuklar seçim yapmak zorunda. Milli dini bayramlar görme hakkım var mı? Hiçbirini görmedim. Milli dini bayramlar görme hakkım var mı? Orada mesela yasal hakkını kullanabilirdi. Orada da jandarma karakolu aradı beni, yani arattı. Çocuk iyiyim anne dedi. Babaannem geledi hep telefonu kapattı ve bir daha ulaşamadım. Son 2008 yılında. Evet, 2008 yıl. Tam 11 yıl oldu. Şimdi diğer bağlantıları sağladığımızda seninle de haberleşeceğiz. Sana bu yol müjdeyi de vermek istedim. Sağ olun, teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Sağ ol. Allah senden razı olsun.